arkadaşlar. Selam, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video biraz farklı bir video olacak. Ojelerle alakalı bir video olacak. Benim oje manyağı olduğumu sıkı takip edenler biliyordur zaten. Sürekli işte ojelerini göster, oje koleksiyonunu göster, mavi mor ojelerini göster vesaire diye ojelerle ilgili benden videolar istiyorsunuz. Ama maalesef çekmem zor olduğu için çekemiyorum. Çünkü son saydığımda 345 falan ojem vardı. Şu an biraz daha artmış olabilir. Yani 360-370 ojem olabilir şu an. Bozulanları atıyorum tabii ki, kıvam değişenleri. Yani senede bir kere temizlik yapıyorum. Onun dışında çok kolay bozulmuyor benim ojelerim. Belki de muhafaza etme şeklime bağlıdır. Hepsini de renklerine göre ayrı kutularda saklıyorum. Videoya gelecek olursam, videonun konusu tek katlı opak olan ojeler arkadaşlar. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Bu oje fikri, bu video fikri benim aklıma birkaç ay önce gelmişti. Çekmek istiyordum zaten. Bugüne kısmetmiş. Tek katta opak olan ojelerden bazı örnekler vereceğim size. 4 ayrı marka var arkadaşlar. Bir markadan 3 serisinden göstereceğim. Çoğu kişi bazen böyle 2 kat 3 kat ojeyle uğraşmak istemez. Tek katta opak olan ojeleri herkes çok sever. Ya da böyle hani aceleniz olur, çıkmanız gerekir. Geceden sürememişsinizdir, gündüz sürmeniz gerekir. Tek kat ojeleri pratik, hemen küt sürüp kurutup çıkabiliyorsunuz. Hemen başlıyorum. Önce Flormar'lardan başlayacağım. Flormar'dan 3 tane seri seçtim. Bunların içinde son zamanlarda çok meşhur olmuş, herkesin çoğu rengini topladığı çok güzel bir seriyi göstereceğim önce. Bu Full Color serisi. Bende 2 rengi var. İlk aldığım rengi bu Penthouse rengiydi. Böyle kırmızı kiremit arası ya da kiremit kırmızısı diyebilirim. Öyle bir renk. Ben bu renge bayılıyorum. Böyle kırmızımsı, bordomsu oje sürmek istediğim zamanlar çoğunlukla elim bu ojeye gidiyor. Ciddi ciddi tek katta opak oluyor bu ojeler ve sanırım bu Full Color serisinin bütün renkleri böyle. Son olarak da onun ikinci rengini almıştım. Royal Maroon diye, böyle vişne rengi gibi bir renk koyu. Bu Full Color serisini hala keşfetmediyseniz mutlaka bakın. Ayrıca 1.95 gibi de çok uygun fiyatları var. Sonra Flormar'ın yine çok sevdiğim ve büyük ihtimal tek katta opak olduğunu çoğu kişinin bilmediği bir oje serisi Pearly serisi. Pearly serisini ben hastasıyım, bayılıyorum arkadaşlar. Keşfettikten sonra birçok rengini aldım. Elimde böyle bir 2-3 rengi daha olması lazım. Onları getirmedim şu an. Elimde şu an getirip gösterebilirim bunlar. Merak edenler için şu Valuable Petroleum adlı renk. Böyle turkuaz, petrol mavisi, çok güzel bir renk. Bu benim favorilerimden Chrome Purple. Çok güzel, yanar dönerli, yansımalı, böyle grimsi bir mor. Bu da yine çok sevdiklerimden Blue Black. Böyle siyaha dönük, çok çok koyu, siyahımsı bir lacivert diyebilirim. Diğer renkleri de çok güzel. Bu seri Pearly serisi, tekrar söyleyeyim. Bu serideki bütün renkler çok güzel aslında. Kırmızının tonları, pembenin, turuncunun tonları, yeşil, siyah, mavi, her rengin tonu var. Çok çok güzel renkler. Pearly serisine mutlaka bakın ve bunlar da gerçekten tek katta rengini veriyor, opak oluyor. Ve Flormar'ın son önereceğim serisi de bu mat serisi. Yalnız bu mat serisinden tam mat olanlardan bahsetmiyorum. Böyle içinde hafif böyle sedef bulunan, hafif metaliklik, parlaklık bulunan renkleri var bu mat serisinin. Deneyenler anlamıştır hangilerini denemek istediğimi. Bu hafif metalik olan renklerinden bende 4-5 tane var. Bayılarak kullanıyorum. Bunların da yapısı biraz yoğun olduğu için gerçekten tek kat yetebiliyor. Ama bunlarda ikinci katı da sürmek fena olmuyor. Yine de tek katta rengini veren ojelerden. Ayrıca bu normal matları söylemiyorum ama bu metalik mat gibi olan parlak matların kalıcılığı gerçekten çok şaşırtıcı arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Daha sonra Flormar'ları bitirdik. Golden Rose'dan bir iki seri söyleyeceğim. Golden Rose'un en sevdiğim serilerinden benim bu. Bir tanesi Matte Velvet serisi. Matte Velvet serisini bayağıdır var aslında, seneler oldu. Ama bunlar da tek katta opak olan ojeler. Bu arada ojelerin opak olma sebebi genelde ojelerin yoğunluğu oluyor. Kıvamları
daha koyu olduğu zaman tek katta opak oluyor çoğu oje. O da aklınızda bulunsun. Çok sıvı böyle aşırı akışkan kıvamlı ojeler tek katta maalesef opak olmuyor. Hani alırken bakarsanız falan belki oradan bir kir yürütebilirsiniz ojeler için. Holden Rose'un bu Matte Velvet serisindeki ojeler tek katta opak oluyor çok yoğun oldukları için. Bir de bu Matte Satin serisi var. Bu 2 sene sonra önce, 3 sene önce sonradan çıkmıştı. Matte Satin serisindekiler de tek katta opak oluyor. Bir de sadece üzerine mat yazanlar var. Mat yazanlarda bende bir iki tane var mat yazanlardan. Onlar tek katta opak oluyor muydu şu an hatırlamıyorum. Ama bu mat velvet ve mat satin yazanlar ve çok da güzel renkleri var bunların. Şu an 5 lira falan sanırım onların fiyatları biraz arttı sonradan 5-6 lira. Ama bence 5-6 lirayı hak edecek oje serileri. Bunları çok seviyorum. Birçok da rengi var bende. Bunlar da dediğim gibi tek katta opak oluyor. Son iki marka kaldı arkadaşlar. Bir tanesi Catrice'in ojeleri. Catrice'in ojelerini ben gerçekten çok seviyorum. İlk ojesini birkaç sene önce İpek arkadaşım yollamıştı bana, Rukiye İpek. Kendisi izliyorsa buradan küçükler yolluyorum. Hollanda'dan bana hediye olarak yolladığı paketin içinden bir Catrice oje çıkmıştı. O zamanlar Catrice daha Türkiye'ye gelmemişti. 3 sene önce falan. Ojeye bayılmıştım bu serilerden de. Bu seriler şu an Rossmann'larda satılıyor, Catrice standlarında var. Bu ojeler çok müthiş ojeler arkadaşlar. Gerçekten Catrice ojeleri de denemediyseniz fiyatları da çok uygun. 3.95 falan olması lazım. Tek sıkıntısı çok az renk seçeneği var. Keşke renk seçeneğini arttırsalar. O değişik olan farklı, sedefli, ışıltı, parlak ve yanar döner değişik renklerini de keşke getirseler. Hepsini toplardım öyle olsa. Bunların da dediğim gibi yoğun kıvamda oldukları için tek katta çok güzel opak oluyorlar. Hemen tek katta sürüp çıkabiliyorsunuz aceleniz olduğu zaman. Son olarak da beni çok şaşırtan ojelerden bahsedeceğim. Bunları herkes seviyor zaten, kullananlar biliyor. H&M'in bu son çıkardığı kozmetik serisindeki bu ojeler. Bu ojeler normalde 12-13 liraya satılıyor. Ama indirimlerde böyle 3 liraya 5 liraya falan düşürüyorlar. Keşke 3-5 liraya satsalar her zaman. Ama her rengi de inmiyor 3-5 liraya. Ben de o 5 lira olduğu zamanki indiriminden 3 tane renk almıştım. İyi ki de almışım. Bu kadar beğeneceğim, bu kadar güzel olacaklarını gerçekten tahmin etmiyordum. Bir tanesi şu Flormer'ın Penthouse'una birazcık benzettiğim, çok benzemese de bir tık daha koyusu olabilir. Bu Red Carpet rengi. Şöyle bir renk. Diğeri de çok çok yine bayılarak kullandığım duochrome bir oje. Purple Aura. Bu da oradan duochrome'luğu çok anlaşılmıyor. Oradan mor görünüyor direkt. Ama ben şu an yeşil, sarı falan görüyorum böyle. Ben bakarken yanar döner görüyorum. Bu ojelerde tek katta çok güzel opak oluyorlar. Ayrıca arkadaşlar bu ojeleri tek katta opak olan ojeleri sevmemin bir nedeni de eğer çok sevdiğim bir oje ise böyle bir haftaya kadar bu ojeleri kullanabilmem süresini de uzatmış oluyorum. Hani bu şekilde kullanmayanlar için de bir taktik vereyim dedim. Mesela bu ojemi çok seviyorum diyelim. Bunu bir hafta kullanmak istiyorum çıkmadan. Sürüyorum, tek katını sürüyorum. 3 gün falan o tek kat dayanıyor. Ama hani kenarlarından hafif dökülme böyle bir çıkma falan olduğu zaman nasılsa tek kat sürmüştüm. Çok bir kalınlık olmayacağı için ikinci katı da o üçüncü günde sürüyorum. Yani 6 güne kadar, 7 güne kadar iki katla bunu kullanmış oluyorum tek katta opak olduğu için. Bu ojelerde ben genelde bu hareketi çok yapıyorum. Size de tavsiye ederim eğer bir ojeyi uzun süre kullanmak istiyorsanız. Hadi ya da üşendiğiniz zamanlar olabilir çıkarıp tekrar oje sürmeye falan. Aceleniz olur, bir şeyiniz olur. O tek katın üstüne ikinci katı sürüp süreyi uzatabiliyorsunuz bu opak ojelerde. Çünkü diğer 2-3 kat sürdüğümüz ojelerde üzerinde bazen hani kalınlık fazlalık yapabiliyor. Bunlarda öyle bir sorun olmuyor. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.